Müzik dinlemek caiz midir? Kıymetli kardeşlerim, bu konuda en büyük delil Kur'an-ı Kerim'de Lokman Suresi'nin 6. ayet-i cellesinde ifade edilen durumdur. Rabbimiz "Estaûzü billâh ve minen nâsi men yeşterî lehvel hadîsi li yudille an sebîlillâhi bi gayri ilm" ila âhiril âye. Bu şekilde buyurmuştur. Yani insanlardan öyleleri var ki Allah'ın yolundan insanları sapıtmak için, onları yanlış noktalara ulaştırmak için boş, oyun oyuncak, faydasız bir takım şeyleri satın alırlar. Ve onlar için elim bir azap vardır şeklindeki ayet-i celile bu durumu izah eden açıkçası en kuvvetli beyandır. Bu ayet-i celilenin tefsirlerine bakmış olduğumuz zaman da Taberi, İbn Kesir, Kurtubi vesaire diğer birçok tefsirlerde de bu konuyla alakalı sahabe efendilerimizden rivayetleri açıkça görebilirsiniz. Özellikle İbn Mesud, İbn Abbas ve Cabir radıyallahu anha bu ayeti celilede geçen lehvel hadisin ne olduğu sorulduğunda İbn Mesud radıyallahu anh bunun müzik olduğunu ifade etmiştir. Yine İbn Abbas radıyallahu anha bunun yine aynı şekilde ne manaya geldiği sorulduğunda İbn Abbas radıyallahu anh bunun müzik ve müzik gibi boş, faydasız şeyler olduğu ifade edilmiştir. Cabir radıyallahu anh ve birçok sahabeden bu konuyla alakalı bu ayeti celilede ifade edilen lehvel hadisin müzik olduğunu açıkça beyan etmeleri noktasında birçok rivayetler söz konusudur. Bu konuyla alakalı detaylı izahları az önce ismini zikrettiğimiz veyahut da zikretmediğimiz diğer tefsirlerden yine görebilirsiniz. Yine İmam Mücahid bu ayeti celilenin tefsirinde lehvel hadisin gina ve Hanefi mezhebinde kabul edilen işte genel faide olmayan, dünyevi ve uhrevi bağlamda insanlara bir menfaat sağlamayan oyun, oyuncak oyunlar veyahut da bu manada işte müzik gibi şeylerin olduğunu açıkçası İmam Mücahid'den rivayet edilmiştir. Evet kardeşlerim, bu ayet ve bu minvalde gelen birçok hadis-i şerifler müzik meselesinin İslam'a göre caiz olmadığını, müzikte kullanılan aslında sıkıntılı olan şeyin söylenilen sözlerden, hani sözlerin manasının bozukluğundan zaten kat'ı nazar ediyorum. Çünkü eğer sözlerin içerisinde İslam'a uygun olmayan, müstehcen veyahut da gayri ahlaki ifadeler varsa bunun caiz olmadığı müsellem olan bir meseledir. Hiç müzik olmasa bile, mücerret yalın bir ses bile olsa bunun caiz olmadığı noktasında açıkça zaten beyanlar söz konusudur. Fakat bunun dışında çalgı aletlerinin kullanıldığı bu şekilde olan, günümüzde kullanılan müziklerin İslam'a uygun olmadığı açıkça beyan edilmiştir. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen bir hadis-i şerifte لَيَكُونَنَّ مِنْ اُمَّتِ اَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحَر۪يرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفِ Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetimden öyle bir grup, öyle bir kavim gelecek ki onlar erkeklere ipek kullanmayı helal görecekler, onlar hamrı helal görecekler. Onlar çalgı ve çengiyi, mazif çalgı ve çengiyi helal görerek bunları meşrulaştırılacak. Bu şekilde Efendimiz bu konunun yanlış olduğunu, bu konunun aslında doğru olmadığını bize beyan etmiş bulunmaktadır. Yine arkadaşlar İbn Ömer radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte, yani Nafi'nin İbn Ömer radıyallahu anh'dan rivayetine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kaval sesi duyduğunda, yani bir çoban sürüsüne kavalla beraber bir işte ritim tutuyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elini kulaklarına koyarak, kulaklarını kapatarak hızlıca oradan uzaklaşmış ve bir müddet ilerledikten sonra o ses artık geliyor mu denildiğine hayır ya Resulallah gelmiyor denilince Efendimiz kulaklarını açmış ve buyurmuş ki bu şeytanın oyuncağıdır. Bu şeytanın sevmiş olduğu bir şeydi. Bu ritsün min ameli şeytandır Efendimiz buyurmuştu. Dolayısıyla kardeşlerim bu ve bu bağlamda gelen birçok rivayet ki bu rivayet etmiş olduğum hadis-i şerif Buhari'de var, Ebu Davud'da var, İbn Hibban'da var. Birçok sahih kaynakta aynı şekilde bu çalgı aletlerinin caiz olmadığı noktasında rivayetler var. Yine ayet gerek bu lehvel hadis bu ayet-i celil veya hatta gerek bunun dışındaki bazı ayet-i celileler açıkçası müziğin yine caiz olmadığına delalet etmektedir. Bu nedenle kıymetli kardeşlerim, bu meseleyi Aliülkari'nin bu konuyla alakalı iki tane güzel risalesi var. Oradan mütalaa edilmesini tavsiye ederim. Hatta
bu müzik aletlerinin caiz olmamasında tek tek işte sazdır, tellidir, üflemelidir vesaire bunların caiz olmaması noktasında muhitte, tasarhaniyede açıkça ifadeler bulunmaktadır. Bunun ötesinde bu müzik aletleriyle ilgili Alülkari'nin az önce ifade ettiğim üzere içerisinde çalgı aleti bulunan şeylerin yani müzik aletlerinin bulunduğu artık şarkı deyin, türkü deyin, ilahi deyin, ne derseniz deyin bunların caiz olmadığını açıkça beyan etmiştir. Sadece def ve ney meselesinde bir farklılık olduğunu, neyin de Hanefi mezhebine göre yine caiz olmadığını açıkça ifade etmişler. Ve kıymetli kardeşlerim, şuna da lütfen dikkat edin. İlahi adı altında anlatılan, meşrulaştırılan veyahut da içerisinde ilahi bir takım mesajların beyan edildiği şeylerin müzikle ifade edilmesi daha da büyük bir vahimdir. Zira sadece yalın bir müzik olsa belki insanlar biz haram işliyoruz. Yalnız işte türkü dinliyorum, şarkı dinliyorum şeklinde bu günahlarına kabul söz konusu olabilir. Ama ilahilerin içerisinde olan müzikler maalesef ötekilerinden belki de daha da şiddet boyuttadır. Zira insanlar bir günah işlediğini bile telakki etmiyorlar. Yaptıkları şeylerin meşru olduğunu telakki ediyorlar. Bu ise daha da büyük bir yanlıştır. Bu nedenle ilahilerin içerisinde de olsa o müzik daha da vahimdir, daha da büyük sorundur. Hiç müzik olmasa, yalın bir ses olsa bu konuda evet fetva söz konusudur. Ki Efendi Asya'mızın bu konuda hassasiyetinden dolayı biz bunun da yapılmamasını tavsiye ediyoruz. Ama müzik aletleri varsa asla ve kat'a caiz değildir. Def meselesinde ise ihtilaf vardır. Bu konuda defin kullanılması noktasında Efendimiz'den gelen nakiller olsa da El-Ayni, Umdetül Kari'de bu konuda gelen rivayetlerin yani defin kaldırıldığına, neshedildiğine yönelik olarak da gelen rivayetler olduğunu açıkça beyan etmiştir. Bu nedenle çalgı aletlerinden mümkün mertebe uzak duralım ve bundan lütfen sakınalım. Müzik, ruhun işte gıdası şeklinde asla haram olan şeyleri meşrulaştırmayalım.